Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere COVID-19'un çalışma hayatına etkilerinden, özellikle bu bağlamda yapılan yasal düzenlemelerden bahsetmek istiyorum. Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020 tarihinde bir pandemi olarak kabul edilen COVID-19, çok kısa bir süre içerisinde bütün dünyayı etkisi altına almış, halk sağlığı açısından önemli sorunlar yaratmıştır ve paralel bir şekilde ekonomi açısından da bir tehdit oluşturmuştur. Ülkeler COVID-19'un yaratmış olduğu bu olumsuzluklardan korunabilmek, olumsuzlukların etkilerini minimuma indirebilmek adına çeşitli önlemler almışlar. İş yerlerine, çalışanlara, işverenlere ekonomik destekler sunmuşlar ve yasal düzenlemeler yapmışlardır. Ülkemizde de COVID-19'un yaratmış olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek adına bir takım destek paketleri hazırlanmış, ekonomik destekler yapılmış ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birincisi işverenlere getirilen fesih yasağıdır. COVID-19'un hızlı bir şekilde yayılmasına bağlı olarak birçok iş yeri kapatılmış, karantina önlemleri alınmış, iş yerinde faaliyet önemli ölçüde azalmış ve işverenler bunun kendilerine yaratmış olduğu ekonomik yükü hafifletebilmek adına çok sayıda işçi işten çıkarmaya başlamıştır. Bu noktada iş mevzuatımızda fesih yasağı getirilmiş durumdadır. İşverenler 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren haklı nedenle fesih dışında işçileri işten çıkartamayacaklardır. Ancak burada da tabii bir sınırlama söz konusu. Haklı nedenle fesih çeşitli türleri söz konusudur. Çeşitli nedenler vardır 25. maddede sayılan. Bunlardan sadece ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri kapsamı dışındaki diğer bütün fesihler yasaklanmış durumdadır. Örneğin geçerli nedenle fesih veya yine 25. maddede sayılan sağlık nedenleri, zorlayıcı nedenlerle işten çıkartılması yasaklanmış durumdadır. Tabii fesih yasağı getirilince işverenler işçileri işten çıkartamadığı için bunu yaratacağı işverenlerdeki olumsuzlukları da bir noktada olsun hafifletebilmek adına işçilere ücretsiz izne çıkartma olanağı getirilmiştir işverenlere. İşverenler fesih yasağının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işçilerinin ücretsiz izni çıkartabilecektir. Ancak burada şöyle sıkıntılar söz konusu. İşçi ücretsiz izni çıkartıldığında önemli bir alacağı olan ücretini elde edemeyeceği için bu bağlamda devlet çalışanlara, ücretsiz izni çıkartılan çalışanlara nakdi ücret desteği ödenmesini öngörmüştür. İlk ortaya çıktığı tarih itibariyle günlük 39 lira olan nakdi ücret desteği 2021 Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 lira olarak belirlenmiştir. Ücretsiz izin uygulamasına çıkartılma noktasında işçilerin rızaları alınmayacaktır. Aynı zamanda işçilerin bu ücretsiz uygulaması sebebiyle sözleşmelerin haklı nedenle feshetme olanakları da ellerinden alınmış durumdadır. Yine COVID-19'un çalışma hayatında özellikle ekonomik anlamda işverenlerin üzerinde yaratmış olduğu yükü hafifletebilmek için kısa çalışma düzenlemesinde değişiklikler yapılmıştır. Zaten yasal olarak mevzuatımızda bulunan kısa çalışma COVID-19 döneminde daha da kolaylaştırılmıştır. İşverenlerin COVID-19 döneminde zorlayıcı bir neden olarak öngörülemeyen bir durum olarak karşılarına çıkan bu pandemi sürecinde ekonomik anlamda yaşamış oldukları zorluklar, faaliyetin önemli ölçüde azalması, hatta COVID-19'un ekonomik krize yol açmasından kaynaklı olarak daha kısa süre içerisinde kısa çalışmaya başvurup çalışanlarını kısa çalışma ödeneğinden yararlandırmaları mümkün hale gelmiştir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları da hafifletilmiştir. Son 3 yıl içerisinde 450 gün prim ödeme gün sayısına sahip olan çalışanlar son 1 yıl içerisinde 60 gün hizmet süreleri bulunmaları halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabileceklerdir. Ödeneğin süresi 3 ay olup Cumhurbaşkanı kararıyla bu sürenin 3 ay daha uzatılması mümkündür. Ve ödeneğin miktarı çalışanların prime esas günlük ortalama brüt kazancının %60'ı tutarındadır. Burada şöyle bir sıkıntı söz konusu olabiliyor. İşverenler özellikle faaliyetin önemli ölçüde azaldığı veya kapanma noktasına geldiği durumlarda çalışanları doğrudan ücretsiz izne çıkarmaktadırlar. Ancak şunu söylemek gerekir. Burada daha fazla işçiyi koruyucu nitelikte olan öncelikli olarak kısa çalışma ödeneğinden yararlandırmanın denenmesi
ise ödenekten yararlanma koşullarını taşımayan işçilerin ücretsizine çıkartılması gerekir. Doğrudan ücretsizine çıkartılan bir işçinin bu sebeple uğramış olduğu zararları işverenden her zaman talep etmesi mümkündür diyebiliriz. Covid-19'a bağlı olarak yapılan bir diğer yasal değişiklik telafi çalışması konusundadır. Telafi çalışması şöyle ki, işverenlerin kendi iradeleriyle veya işçinin talebi üzerine izin verilen veya zorlayıcı nedenlerden dolayı faaliyetin önemli ölçüde azaldığı durumlarda ücretin ödenerek çalıştırılmayan sürelerin daha sonra işçilerin mevcut günlük çalışma sürelerine eklenmek suretiyle telafisinin yapılmasıdır. Ve bu çalışma 2 aylık süre içerisinde yapılırsa işçiye ek ücret ödenmez. Fazla çalışma olarak değerlendirilmez bu çalışma. İşte burada Covid-19 döneminde bu 2 aylık süre 4 ay olarak uzatılmış, genişletilmiş durumdadır. Yani işverenler daha uzun bir süre ücretin öderek çalıştırmadığı süreleri daha sonra telafi edebilecektir. Diğer bir yasal düzenleme getirilen önemli bir değişiklik uzaktan çalışma ile ilgilidir. Uzaktan çalışma esnek çalışmanın önemli bir türüdür ve Covid-19 döneminde oldukça yaygın hale gelen, işverenlerin hızlı bir şekilde geçiş yaptığı çalışma şeklidir. Şöyle ki, pandemi olarak kabul edildiği Covid-19'un Mart ayının ilk haftasında yaklaşık iş yerlerinin %54 uzaktan çalışmaya geçerken Mart ayının 3. haftasında bu oran %90'lara ulaşmıştır. Çok hızlı bir şekilde iş yerleri kapatıldığı için çalışanlar evden çalışmaya yönlendirilmiştir veya mecbur kalınmıştır bu noktada. Hatta yapılan anket sonuçlarına göre işletmelerin %59 ve daha fazlasının pandemi koşulları ortadan kalktıktan sonraki dönem içinde yine uzaktan çalışmaya devam edeceklerini, işçilerin büyük bir kısmını bu şekilde çalıştıracaklarını söylediklerini görüyoruz. Bu noktada bakıldığında uzaktan çalışma artık çalışma hayatının önemli bir vazgeçilmesi haline gelmiş durumdadır. Uzaktan çalışma zaten 2016 yılında bizim 4857 sayılı iş kanunumuzun 14. maddesiyle düzenlenmiş durumdaydı. Ve özellikle uzaktan çalışmaya ilişkin usul ve esasların bakanlık tarafından bir çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği ifade edilmişti. Ancak bu yönetmelik maalesef günümüze kadar çıkartılmadı. Pandemi koşullarında tabii ki uzaktan çalışmaya müracaatın daha fazla olması ve bu dönemde ortaya çıkan sorunlardan dolayı bakanlık 10 Mart 2021 tarihinde uzaktan çalışma yönetmeliğini yürürlüğe koydu. Yönetmeliğe baktığımızda yönetmeliğin genelinde aslında şunu görüyoruz. Özellikle uzaktan çalışmada sorun teşkil edecek çalışma usulleri, çalışma süreleri, işin ifası için gerekli araç ve gerecin sağlanması, örneğin zorunlu giderlerin karşılanması gibi önemli temel birçok noktanın sözleşmeyle belirleneceği kabul edilmiş durumdadır. Sözleşmeyle belirlenmesi demek aslında iş sözleşmelerinde bu konuların işverenin iradesine bırakılması demektir. Çünkü iş sözleşmeleri gerçek anlamda bir özel hukuk sözleşmesinde olduğu gibi tarafların eşitliği ilkesine dayanan sözleşmeler değildir. Çoğunlukla işverenin iradesi ön plandadır. Çünkü işçi dediğimiz kişi işverene kişisel, hukuki, ekonomik anlamda bağımlıdır ve işveren karşısında söz sahibi olması ya da kendi taleplerini işverene kabul ettirebilmesi bu anlamda zordur. O yüzden uzaktan çalışma yönetmeliğinin temel bir takım hususları sözleşmeye bırakması aslında dolaylı olarak burada belirleme yetkisinin işverene bıraktığı anlamına gelmektedir. Ancak bu husus genel anlamda iş sözleşmesine ilişkin düzenlemelere, özellikle borçlar kanunumuzun 413 ve 414. maddelerine aykırılık teşkil eder. Zira borçlar kanunumuza göre hiçbir şekilde zorunlu giderlerin kısmen veya tamamen işçiye bırakılması mümkün değildir. İşin ifası için gerekli her türlü araç ve gerecin işveren tarafından karşılanmış olması gerekir. Bunun dışında eğer işçi kendisi işin ifası için gerekli araç ve gereci kendisi karşılayacaksa bunların karşılığında uygun bir ödemenin işçiye yapılmış olması gerekir. Ama uzaktan çalışma yönetmeliğine baktığımızda zorunlu giderlerin işçiye bırakılabileceğini ya da aksi kararlaştırılmış ise işin ifası için gerekli araç ve gereci işçinin karşılayabileceğini, hiçbir karşılık bir ödeme yapılmadan ya da işin ifa edileceği, daha doğrusu ortamın uzaktan çalışmaya uygun hale getirilmesi noktasındaki gerekli düzenlemelerin yapılması açısından ortaya çıkan masrafların işçiye bırakılabileceğini görmekteyiz. Zaten bu dönemde de uzaktan çalışmanın uygulanmaya başlandığı bu dönemde de maalesef ki işverenler
işçilerinden işini ifası için zorunlu doğrudan gerekli bir takım masrafları işçinin üstlenmesini istemiştir. Örneğin internet, bilgisayar, bunlar hepsi işçi tarafından karşılanmıştır ve bunların karşılığında işçiye hiçbir ödeme yapılmamıştır. Hatta işverenler kendisi internet hızını örneğin beğenmediğinde bunu daha iyisiyle değiştirmesi konusunda çalışanına baskı uygulamıştır. Hiçbir ek ödeme yapmadan. Yine bu dönemde yemek ve yol hizmetleri işçilerin ödenmemiştir. Oldukça sıkıntılı konular söz konusudur ve bunların hiçbiri uzaktan çalışma yönetmeliğinde yer almamaktadır. Yine çalışma süresi açısından da işçinin hangi saatler içerisinde çalışabileceği, asgari çalışma süresinin ne olduğu, fazla çalışmanın ne şekilde gerçekleşeceğine ilişkin detaylar yer almamaktadır. Amaç evet esnekliktir. Esnek çalışma, tarafların iradesine, çalışma koşullarının belirlenmesini tarafların iradesine bırakmaktır. Ama güvencesiz esneklik değildir. Burada örneğin çağrıya dayalı çalışmada olduğu gibi asgari çalışma koşullarının yasal ya da yönetmelik anlamında, kanun veya yönetmelikte belirlenmiş olması gerekirdi. Genel hatlarıyla COVID-19'a bağlı olarak bu dönemde yapılan yasal değişiklikler bu şekildedir. Şöyle ki evet, COVID-19'un ortaya çıktığı dönem itibariyle bunlar hızlı bir şekilde alınan önlemlerdir. Yapılabilecek belki de alınabilecek en iyi önlemlerdir. Ancak değişen dünya düzeninde mevcut çalışma hayatının gerçekleri de göz önünde bulundurmak suretiyle bu düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi, daha fazla işçileri koruyucu nitelikte yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini de söylemek istiyorum. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.